bugün sizler için yeni bir projeden bahsedeceğim. White Paper'ına baktığımız zaman Spiritium'un White Paper'ında projenin ne olması, tanıtımı, projenin avantajları ve aynı zamanda getirdiği çözümler, mevcut problemler ve çözümlere odaklı olarak bu White Paper'da hazırlanmıştır. Aynı zamanda e-ticaret siteleri için çözümler sunuyor ve POS olduğu için Proof of Stake'de ve Mastodon işlemlerinde kullanılıyor. Aynı zamanda işlerle ilgili olarak bilgileri var ve projenin ICO dönemiyle ilgili olarak da bilgileri buradan alabilirsiniz. Ödeme sistemleri olsun, Spiritium'la ilgili olan diğer sistemler olsun, ekosistemi olsun, bunlarla ilgili olarak bilgiler var. Mesela herhangi bir ownership, trading, finans işlemleri ve aynı zamanda SpacePay vasıtasıyla ödemeleri, marketplace'lerin kullanımı ile ilgili olarak bilgiler var. Ve Spiritium'un ödeme çözümleri var. Ödeme sektöründe getirdiği yenilikler, ticaret sektöründeki yenilikler ve aynı zamanda bir banka kuruluşu olacak bir seviyede blockchain ile bankanı birleştiren bir projedir Spiritium. Büyük ölçüde bir projedir ve blockchain teknolojisini de kendisinde barındıran, aynı zamanda kripto paraları kendisinde barındıran bir sistem düzeltmiştir ve grafiklerle biz white paper üzerinde bilgiler elde ediyoruz. Masternodlarla ilgili olarak da bilgileri var. Masternod kazançları ile ilgili olarak da normal ücretlerle ilgili olarak da bilgileri var ve ICO dönemi için bilgileri var. ICO dönemi için bilgileri bölümünde de pre-ICO ve ICO level ve level dönemindeki toplam elde edilecek kazanç totalde 4 milyon 300 bin dolar olacaktır ve token fiyatı 0.80 dolardan başlıyor ve 1.20 her coin için, tabii ki her coin için 0.80 dolardan başlıyor ve sonra 1.20 ve 1.60 olarak, yani iki kat sonuncu dönemde fiyat yükseliyor. Biz aynı zamanda bu fiyat yükselişinden de kazanç elde edebiliyoruz. Burada da sistemin çalışma mantığı ve aynı zamanda formüllerle ilgili olarak da bilgiler yer alıyor. Takımla ilgili olarak ve diğer disclaimer'larla ilgili olarak da bilgiler yer alıyor. Bu projenin ismi Spiritium'dur. Spiritium ne işe yarıyor, neler yapıyor? Bunlarla ilgili olarak sizlere bilgiler vereceğim. Spiritium'u aynı zamanda kripto paralar için bir cüzdan olarak düşünebiliriz. Burası Spiritium tokenlerini Bitcoin, Ethereum ve diğer paralarla da, kripto paralarla da işlem yapılabilecek ve aynı zamanda cüzdanda saklanabilecek bir projedir bu. Aynı zamanda fiyat hesapları için IBAN bank hesaplarının yapılması için euro olarak bazında, ana paranın euro olarak işleme koyulduğu bir banka hesabı olarak düşünebiliriz. Aynı zamanda satış sistemi post terminaller vasıtasıyla kullanılabilen bir projedir ve aynı zamanda bu kendine ait olan bir tokeni var ve herhangi bir ücret ödemeden zero fee olarak staking ve mastodon işlemlerinde yapabileceğimiz bir projedir arkadaşlar. Para transferleri içinde dünya genelinde işlemlerin yapıldığı bir yerdir. Blockchain informasyonuna baktığımız zaman burada algoritma Quark üzerinden hayata geçiriliyor. Block time'ı da 1 dakikadır. Block reward'ında 25 SPM veriyor. Transaction information olması için 2 dakika yeterlidir. Ve stakeholder için %15'lik bir reward var ve masternodlar için %85'lik bir block ödülleri vardır. Masternod Cullback Draw'unda 2500 var ve pre-mine'da 4 milyon SPM token'ı vardır. Ve burada KYC işlemlerine baktığımız zaman kendine ait olan Spiritium'un debit kartları vardır. Debit kartlarda KYC onayı yapıldığı zaman normal banka hesabında olduğu için burada da işlemler yapılıyor ve aynı zamanda fiziksel debit kartları var aynı zamanda. Ve biz bu kartları debit kart olarak, master kart olarak da kabul ediliyor. Dünya genelinde de kullanılabiliyor. Mastercard'dır bunlarda. Ve dünya genelinde kullanabilirsiniz. Para çekebilirsiniz. Bankamatikten veya diğer işlemleri yapabilirsiniz. Aynı zamanda POS sistemleri vasıtasıyla da firmalarda da kullanabiliyorsunuz. B2C solutionları, marketplace'i, online ve offline ödemeler, KYC işlemleri ve startup için herhangi bir ücret ödemeden biz merchant hesaplarını kullanabiliriz. Aynı zamanda POS sistemi var. Kendine özgün olarak POS sistemi mevcuttur. Burada adaletli işlem ücretleri mevcuttur ve aynı zamanda otomatik para gönderimi veya alımı,
Aynı zamanda backend portalı ve herhangi bir ücret ödemeden sahip olabileceğimiz işler var. Windows, Mac üzerinde hesaplara götürebilirsiniz, yani yükleyebilirsiniz ve cüzdanınızı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda masternode'larla ilgili olarak da masternode wheel var burada. Masternode'un nasıl çalıştığına da bakabiliriz arkadaşlar. Masternode wheel bölümünde masternode'un nasıl çalışması ve aynı zamanda işlemlerle ilgili olarak burada da yeterli kadar bilgiler vardır. Spezium'a ait olarak bu ICO informasyonuna baktığımız zaman aynı ikisinden başlamıştı. 0.80 euro olarak başlamıştır ve bu level'da 200 bin euro para toplanacak ve toplamda 250 bin SPM token'ı vardır. Ve bunu biz coin payment üzerinden ödeme yaparak alabiliyoruz. Bakalım nasıldır arkadaşlar. Mesela diyor ki ne kadar istiyorsunuz? Her token'in fiyatı bu kadardır. Ve bizim ödememiz ne kadardır? Burada da bunlar vasıtasıyla ödememizi hayata geçirebiliriz arkadaşlar. Coin payment vasıtasıyla. Aç ödememizde böylelikle alabiliriz. Ve bu alım şu an içindir ve gelecek bu tam fiyat bittikten sonra ICO dönemindeki 200 bin euro'luk fiyat bittikten sonra 1.20'lik fiyat başlayacaktır. Ve burada şirketle ilgili olarak elemanlarıyla ilgili olarak bilgiler var ve yol haritası var. Yol haritası 2021 yılın ikinci döneminden başlayarak mainnet'in hazırlanması, ICO dönemi, platformun alfa test sürecinin geçirilmesi, borsalarda listelenme, platformanın beta testi 2021 yılın 4. döneminde ve 2022 yılın 1. döneminde debit kartlarının işe salınması ve 2022 yılın bu dönemde beta test ve alfa testleri, exchange ve gateway'lerin beta testlerinin başlaması ve aynı zamanda alfa testin başlaması. Bunlarla ilgili olarak da payment sisteminin tam olarak verilmesiyle ilgili olarak da bilgiler var. Biz ICO Hotlist'te, Coin Cadex'te, ICO Marks'ta da bu ICO ile ilgili bilgileri görebiliriz. Buralarda listelenmiştir ICO. Bakın burada da bilgiler var ve ICO'nun şu anda alınabilir bir ICO olmasından bahsediliyor. Ve geri dönüp Coin Cadex'e baktığımız zaman da burada da Spezium'un gösterildiği ve presale ICO döneminin başladığı ile ilgili de bilgileri verebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda ICO Marks üzerinde de Spezium yerleştirilmiştir. Bu da 4.9'luk bir puan almıştır toplamda. Bu ürünler siyasına baktığımızda, blockchain'e baktığımızda, kartlara, solution'a ve about kısmına baktık ve projeyle ilgili olarak herhangi bir bilgide bulunduk arkadaşlar. Reddit üzerinde de bilgiler var. Reddit'i ziyaret ederek arkadaşlar Spezium'la ilgili olan haberleri takip edebiliyoruz. Bir sıra haberler yerleştirmişler. Ve aynı zamanda Twitter üzerinden sosyal medya kanallarını da takip ediyoruz böylelikle de. Burada da bilgileri var. Yeniliklerle ilgili olarak, projeyle ilgili olarak, haberleriyle ilgili olarak da bilgiler yer almaktadır. Sonrakinde mesela GitHub üzerinde de bilgileri var. Discord grubu var, Telegram grubu var. Sohbet edebiliriz. Ve Bitcoin Talk üzerinde de bilgi elde edebiliriz bu projeyle ilgili olarak. Spezium'un ne olması ve gelecek hedefleriyle ilgili olarak da biz Bitcoin Talk üzerinde de insanların sohbetlerine de bakarak bilgiler elde ederiz. Aynı zamanda Facebook'ta, LinkedIn'de, Instagram'da da bilgiler vardır. Ve kolay bir şekilde bakın burada da alım kısmına tıklayarak alım işlemini gerçekleştiriyoruz. Whitebit veya prezentasyonunu da bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağ olun.